Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hemen elimde tutmuş olduğum Dreamy D10S robot süpürgeyi inceleyeceğiz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bu ürün bana gelmişti ve ben bununla ilgili bir kutu açılım videosu da yapmıştım sizlere. Oldukça da güzel bir üründü bu arada. Epey de bir denedim, deneme imkanım da oldu. Ve birçok özelliğini de kullandım ve sizler için güzel bir deneyim videosu hazırladım arkadaşlar. Her zaman ben ne yapıyorum? Biliyorsunuz fiziksel özelliklerden bahsediyorum. Biraz da bu robot süpürgeden bahsetmek istiyorum. Tabii standart olarak dairesel bir tasarıma sahip gördüğünüz gibi. Bunu detaylı size göstereceğim zaten. Genelde biliyorsunuz robot süpürgeler dairesel ya da bazıda da böyle kare ama köşeleri de bayağı yuvarlatılmış olabiliyorlar. Bu model tamamen dairesel bir tasarıma sahip. Ön üst kısmında iki tane tuşumuz var. Bir tanesi bunların güç açma kapama tuşu, bir tanesi de home yani bir ev işareti var. Eve dönme tuşu. Yani aslında şöyle bir aksesuar var, bunu da size detaylı göstereceğim. Bu aksesuar bunun docking station olarak da geçiyor İngilizce'deki tabiri. Yani şarj istasyonu olarak geçiyor. Bunu prize takıyorsunuz. Yani üzerinde bir priz yuvası var. Elektriğe bağladığınız zaman cihaz buradan şarj oluyor ve işi bittiği zaman da otomatik olarak bu şarj istasyonuna geri dönmüş oluyor. Daha sonra bu iki tuşun altında Leader Navigation yazan bir bölüm var. Burada cihazın navigasyon yani haritalama işlemi yaptığı özel bölüm bulunuyor. Burada kişiler böyle hareket ediyor arkadaşlar. Dönerek etraftaki nesnelerin yerini, konumunu tespit etmeye çalışıyor. Dreamy yazısı var üst kısımda ve bu bir kapak aslında. Kapağı açtığımız zaman şöyle kapağın altında bizleri ne karşılıyor? Öncelikle toz haznemiz bizleri karşılıyor. Aynı zamanda küçük de bir fırçamız var. Şöyle çıkartayım fırçamızı da. Bunu detaylı hepsini göstereceğim. Buradan bu kadar mesafeden anlayamazsınız ama bu cihazın alt kısmında bulunan işte pervanesi şusun busun temizlemek için kullanılan bir tarafında bıçak var. Hani böyle özellikle saç maç takılırsa kesmek için. Bir tarafında böyle fırçalı bir sistem olan bir güzel bir parça. Bunu böyle cihazın üzerine monte etmek güzel olmuş. Bu kaybolur çünkü bir yere koysanız filan. O yüzden sıkıntı olabilir. Güzel de bir toz haznemiz. HEPA filtremiz de var toz haznemizde. Onu o şekilde kullanabiliyoruz. Bunun dışında hani cihazın üzerinde bir de reset tuşu var. Bu arada onu söyleyeyim. Bir de Wi-Fi tuşu var. Wi-Fi'ye bağlı olduğu zaman burada bir ışık yanıyor. Resetlemek istediğiniz zaman yani sıfırlamak isterseniz cihazda buradan küçük bir iğne yardımıyla sıfırlayabilirsiniz. Alt kısmı çevirdiğimde ise alt kısımda iki adet tekerleğimiz var. Tekerlekler benzer modellerde olduğu gibi böyle bu şekilde aşağı yukarı hareket edebiliyorlar. Fırçamız var. Ben daha önce bir robot süpürge kullanmıştım evimde. Ondaki plastik fırçalardandı. Normal fırça gibi fırçalardandı. Bu birazcık kauçuk şeklinde. Bence bunun temizlenmesi daha kolay. Bir de bu saç tutmuyor. Bence bu güzel olmuş. Çıkartılabiliyor tabii ki. Hani çıkartıp temizleyebiliyorsunuz. Bir tane tekli bir böyle döner şu şekilde hareket eden bir fırçamız daha var. Bu da burada bu şekilde duruyor arkadaşlar. Bir de bir döner bir tekerleğimiz var. Bunun dışında hani başka bir düğmesi vesairesi bulunmadığını söyleyeyim. Fiziksel özellikleri bu kadar. Gelelim teknik özelliklere. Dreamy D10S'te LDS navigasyon sistemi bulunuyor. 5000 PA emiş gücümüz var. Toz kutumuzun kapasitesi 570 mililitre. 235 mililitrelik su tankımız var. Halı üzerinde kullanılabiliyor. 5200 miliamperlik pilimiz var. Kauçuk fırçamız var. Ses yüksekliği 63 dBA. 3.7 kilom ağırlığın olduğunu da söyleyeyim. Şimdi ürünün şöyle bir aksesuarı da var. Mop adını verdiğimiz yani ıslak olarak da yerleri silebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu ürünün bu özelliği var. Bunun kapasitesi içine su dolduruyorsunuz. Şurada bir deliğimiz var. Bu deliği açtığımız zaman içine su doldurabiliriz. 235 mililitre su alıyor. Ben 2 ya da 3 kez bir mop attırdığınız zaman bu cihazın içindeki su bitiyor. Tekrar doldurmanız gerekiyor. Yalnız burada şey söylüyor uyarılardan. Böyle deterjan meterjan koymayın diyor. Zaten üzerindeki şeylerde de böyle bir çarpı işareti koymuşlar. Deterjan konmayabilir ama mesela böyle hoş kokan lavanta yağı olabilir. Ne bileyim kolonya belki. Kolonya belki olmaz da. Benzer böyle hani hoş kokulu bir şey koyarsanız eviniz güzel kokar. Ama deterjan koymayın diyorlar yapısı gereği. Bu mekanizmada şöyle bir cırtlı bir sistem var. Her seferinde yıkamanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten cihaz sizi temizlik bittikten sonra uyarıyor. Diyor ki bunu hemen çıkart yıkat diyor. Çünkü bu ıslak ıslak kalmaması lazım. Bunu hemen yıkayıp kurutuyorsunuz. Tekrar kuruduktan sonra tekrar asıyorsunuz. Yani yıka yıka kullan tarzı bir ürün. İşte farklı markaların Sleepy'nin falan var böyle ürünleri. Islak mendil buraya daha büyük boyut olanları var. Hatta paspas için olanları var. Belki buraya uydurup kesilip bunun yerine öyle bir şey de kullanılabilir mi? Belki de kullanılabilir. Denersiniz. Ben denemedim ama denenebilir arkadaşlar. Yapanlar olduğunu görmüştüm. En azından farklı markalarda bu şekilde bir çözüm olduğunu gördüm ama bu kendi üzerindeki gelen paspas da gayet yeterli. Yıkayıp yıkayıp kullanıyorsunuz. Gerçekten de güzel kullanım bir imkanı sunuyor. Şimdi biraz da uygulamadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dreamy Home isimli bir uygulaması var. Bu uygulamayı yüklediğiniz zaman zaten yüklemeniz gerekiyor. Çünkü cihazın kontrolünü, özelliklerini vesairesini buradan ayarlıyorsunuz. Uygulamayı tabii ki şöyle gerekiyor bir de. Haritalama yapması gerekiyor. Yani evinize ilk kurduğunuz zaman etrafı dolaşıyor. İşte nesnelerin yerini algılıyor ve nesnelerin yeri değiştiği zaman da her seferinde bunları güncelleyebiliyor. Böyle güzel bir sistem kurmuşlar.
Bu uygulama bir ilk açtığın zaman bir haritalama yapıyor. 5 dakika falan sürdü. Yani yaklaşık olarak benim şu an evin salonundayım ben. Bu salon yaklaşık olarak 20-25 metrekare olduğunu düşün. 5 dakikada burasını haritalandırıyor. Tabii ki şunu söyleyeceğim. Yani bu tarz süpürgelerin hepsi için geçerli olacak bu yorumu. Temizlik yapmadan önce böyle eşyanız falan varsa bunları birazcık hani toplamanız lazım arkadaşlar. Yani robot süpürgede ben böyle hani bir sürü incik cincik şeyin olduğu yere çalıştırırım derseniz sıkıntı olabilir. O yüzden toplamanız gerekiyor. Bence bu marka modelden bağımsız söylüyorum. Sandalyeler varsa bir kenara kaldırmanız, işte cihazın geçemeyeceği yerleri engelleyecek olan engeller varsa onu almanız gerekiyor. Kabloları vesaire toplamanız gerekiyor ki kablolar takılabiliyor pervaneye, şuraya buraya. O yüzden hani birazcık toparlamanız gerekiyor. Yani temizlik yapmadan önceki durumu söylüyorum. Bunun dışında engelleri zaten görüyor kendisi. Orada bir sorun yok. Bütün navigasyon üzerinde zaten siz haritalandırmada görüyorsunuz. Farklı odalarda gezebiliyor. O da güzel. Sadece istediğiniz bir bölgenin, sadece istediğiniz bir odanın temizliğini yaptırabiliyorsunuz. Bu da güzel. Mesela ben bazen sadece işte salonun şu kısmını temizlesin diyorum. Sadece o kısmını seçebiliyorum harita üzerinden ve onu sadece orasını temizlemesini sağlayabiliyorum. Mop taktığınız zaman ne kadar su aktarması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Çok sulu olsun, az sulu olsun yapabiliyorsunuz. Halı olduğu zaman halıyı daha fazla çeksin, daha az çeksin ayarları da var. Aslında bir sürü ayarı da var. Böyle zamanlamalı temizlik, yani mesela her gün saat 9'da salonu temizlesin. Her gün saat 10'da şurayı şöyle yapsın gibi komutlar verebiliyorsunuz. Çok katlı bir eviniz varsa, mesela dubleks bir eviniz var diyelim. Üst katı ayrı, alt katı ayrı temizletebiliyorsunuz ama tabii ki takdir edersiniz ki cihazı işte üst kata ya da alt kata kendiniz çıkarmanız gerekiyor. Bunun böyle kendi bir yerlere tırmanacak gücü vesairesi yok. Ama uygulama çok başarılı. Ben beğendim uygulamayı. Birçok şeyi yaptırabiliyorsunuz. Google Asistan ve Apple HomeKit ile beraber çalışıyor. Ben Google Asistan denedim. Hatta Sebastian ismini verdim. İşte Sebastian git şurayı temizle, Sebastian temizle diyorsunuz. Hemen çalışmaya başlıyor. Bu tarz özelliklerin olduğunu da söyleyeyim. Yani uygulama çok başarılı. Bir sürü ayarı var. Üzerindeki fırçaların ömrünü gösterebiliyor. HEPA filtrenin ömrünü gösterebiliyor. İşte şu kadar saat kullanabilirsiniz, bu kadar saat kullanabilirsiniz. Bunların hepsini gösterebiliyor. Çok detaylı ayarlar yapabiliyorsunuz. Birçok böyle şöyle temizlesin, böyle silsin, daha sessiz olsun, daha güçlü çalışsın motorlar, bunun hepsini de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz ayarların hepsi uygulama üzerinden yapılabiliyor. Güncelleme varsa uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Ya ben uygulamayı çok başarılı buldum. Temizlik bittikten sonra size haber veriyor uygulama, bildirim atıyor. Diyor ki temizlik bitti, yerine geçti, şarj oluyor diyor. Eğer moplu bir temizlik yaptırdıysanız, yani moplu yaptırmanız şart değil ama yaptırdıysanız işlem biter bitmez hemen diyor mopunu çıkartın, kurutun, tekrar takın vesaire gibi uyarıları size uygulama söyleyebiliyor. Ben bu tarafını beğendim. Siz hiç uğraşmadan artık bir kere kurduktan sonra ve haritalandırma yaptıktan sonra zaten cihaz kendi kendine temizliyor. Temizlik haznesi söylediğim gibi çok büyük değil ama bu tarz bir ürün için bence yeterli. Yaklaşık 4-5 günde doluyor. En azından bendeki deneyim buydu. Bu arada bu ürünün farklı varyasyonları da var. Biraz daha güçlü ve biraz daha farklı özellikler sunan 2 tane sürümü daha var arkadaşlar. Dreamy D10S Plus ve Dreamy D10S Pro modelleri olmak üzere 2 tane farklı sürüm de var. Bunlardan bir tanesinde arkadaşlar temizlik tankı da var. Temizlik tanklı sürümde arkadaşlar hiçbir şekilde çöpünü falan çok sık boşaltmanıza gerek yok. O kendisi yanaşıyor, oraya çöpünü bırakıyor. Ondan sonra da tekrar temizliğe devam ediyor. Siz işte belli bir süre, diyelim ki 30 gün, 40 gün, 50 gün sonra ancak dolduktan sonra o oradaki çöpünü alıp atmanız gerekiyor. O biraz daha profesyonel tabii ki. Biraz daha farklı özellikler sunuyor. Pro modeli de biraz daha farklı fonksiyonlar sunduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben genelde ağırlıklı tek oda üzerinden çalıştım arkadaşlar ve tek odada yani yaklaşık olarak böyle 10 dakikada falan yapıyor temizliğin tamamını. Bu az önce söylediğim salondan bahsediyorum bu arada. Ve 280 dakika bir çalışma özelliği var. Pilin ömrü 280 dakika arkadaşlar. Rahat rahat yetiyor en azından bir oda için. Ve muhtemelen bir evi de rahat bir şekilde 280 dakikada yaparsın. Zaten yetmediği zaman gelip şarj oluyor. Tekrar kaldığı yerden temizliğine devam etme özelliğinin olduğunu da söyleyeyim. Fırçaları çok kolay temizlenebiliyor. Şimdi ben de söylediğim gibi daha önce böyle normal fırça gibi olan bir fırça sistemi vardı. Oraya çok saç, kıl, tüy takılırdı. Bunda mesela kauçuk olduğu için çok fazla bir şey takılmıyor. Ve her şey doğrudan doğruya arkadaşlar saçtı, kıldı, tüydü. Hemen toz lastiğin içine atılıyor. Özellikle hayvanı olanlar, hani pet, işte kedidir, köpektir evinde beslenenler için bence güzel bir cihaz. Hemen hızlı bir şekilde hani böyle her gün temizlik yapsın dediğin zaman otomatik olarak yapıyor. O yüzden hani ben özellikle evimde bu tarz böyle hani hayvanı olup da, pet hayvanı olup da veya saçları çok dökülen insanlar yaşadığı evde özellikle o tarz böyle saçı dökülen insanların olduğu yerde veya bunlar rahatsız oluyorsanız eğer kesinlikle önerebileceğim güzel bir süpürge olmuş. Robot süpürgenin güzel bir özelliği daha var. Aynı zamanda sesli olarak da konuşabiliyor. Örneğin çalışmaya başladığında veya işi bittiğinde ya da çeşitli işlemler yaptığınızda, örneğin su tankını takıp çıkardığınızda sesli olarak size bilgi veriyor. İngilizce olarak konuşuyor. Türkçe olsa güzel olurdu ama İngilizce olması bile güzel olmuş bence. Şimdi onlardan birkaç örnek izleyelim. Returning to the dock to charge.
Start charging. Biraz fiyat tarafından bahsedecek olursam yaklaşık olarak bugünlerde, en azından ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle söylüyorum, 12.000 TL civarında bir fiyatı var arkadaşlar. Bence sunduğu özelliklere göre fiyatının iyi olduğunu düşünüyorum. Belki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Bu tarz ürünler için bazı yorumlar okuyorum ben internette, sosyal medyada, bazen videolarımın altına da geliyor. Yani ne gerek var? İşte evde süpürgele ben zaten o temizliği yaparım diyenler mutlaka çıkacaktır. Doğrudur, yapabilirsiniz. Bir kablosuz süpürgele aslında yaptığında yapıyor bu. Ama bu düzenli olarak temizlik yapan ve zahmetsiz bir şekilde, kolay bir şekilde temizlik yapan bir cihazdan bahsediyorum. Özellikle çalışıyorsanız, yani evde eşiniz ve siz çalışıyorsunuz, yani iki kişinin çalıştığı evlerde gerçekten de bu temizlik işi zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Bu tarz böyle robot süpürgeler bu sorunun üstesinden geliyor bence. Ama tabii ki alıp almamak ya da ben onu zaten kendim de süpürürüm demek tabii ki sizin elinizde arkadaşlar. Ona bir şey diyemem. Ama ben pratik olduğunu ve önemli bir sorun, hani özellikle de böyle yerde kıl, tüy, işte saçtır, işte veya kedi vesaire besliyorsanız hakikaten bayağı bir toz oluyor arkadaşlar. Kedinin kılları, tüyleri vesaireleri. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Ama tabii ki söylediğim gibi tercih sizin. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere evimden seslendim ve evde kullandığım Dreamy D10S robot hakkında bilgi vermeye çalıştım. Özelliklerini anlattım, fonksiyonlarından bahsetmeye çalıştım. Aklınıza takılan, benim anlatmayı unuttuğum bölümler mutlaka vardır. Oluyor. Unuttuğumuz ya da atladığımız konular mutlaka oluyor arkadaşlar. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini elimden geldiğince yanıt veriyorum. Ben bu kadar uğraşırken, çaba harcarken, emek harcarken sizden de küçük bir ricam var arkadaşlar. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sevinirim. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü mesela bu tarz ürünler geliyor. Markaların sorduğu şey şu her zaman arkadaşlar. Kaç abonem var? Videoların ne kadar izleniyor? O abone sayısını biraz arttırırsak çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.